Profesör Feryal Özel Türkiye'ye geldi. Dünyadaki sayılı astrofizikçilerden birisi Profesör Feryal Özel ve Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türkiye'ye geldi. Hem Harvard Üniversitesi'nde derslerine devam ediyor, aynı zamanda da NASA'nın çok önemli projelerinden bir uzay teleskobu projesinde başında yer alıyor. 25 kişilik bir ekibi NASA'da yönetiyor. Dünyanın sayılı bilim insanlarından birisiniz, astrofizikçilerinden efendim. NASA'da çok önemli bir projeyi yürütüyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Çok sevdiğim bir işi yapıyorum diyeceğim öncelikle. Yani benim en büyük avantajım, ufak yaştan beri ilgi duyduğum ve de çok sevdiğim bir alanda çalışabilmek oldu. Astrofizikçi oldum, fiziği çok severdim. Ayrıca uzayın da sırlarını çözmek isterdim. Astrofizikçi zaten o demek. İşte astronomiyle fiziği buluşturan... uzayın sırlarını fizik kanunlarına göre açıklayan bir dal. Onda devam ettim. Dediğiniz gibi şu anda Arizona Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde ve NASA'da hani değişik çalışmalarım oluyor. Ders verdiğim yerlerin dışında hani projelerim oluyor. Geçen yıldan beridir de NASA yönetimi benim bu projeyi yürütmemi istedi. Hani 2020'lerde bundan sonra yapacağımız uzay teleskobu ne olmalı? Buna nasıl yön verebiliriz? İşte ne gibi sorulara cevap verebiliriz? Teknolojik olarak yeterli donanımımız var mı böyle bir teleskobu üretmek için diye bir ekip oluşturdular. Benden de o ekibin başında olmamı istediler. Ben de teşekkür ederim, tamam dedim. Öyle devam ediyorum şu anda. Efendim, bu projeden beklentiler neler? Hedef ne? Yani şu anda şöyle söyleyeyim, benim kara delikler üzerinde farklı birçok çalışmam var. Mesela uzay teleskobu değil, hani yerde normal bildiğimiz bu dağların başına kurduğumuz teleskoplarla da gözlemlediğimiz yönleri var kara deliklerin. Ama buradan göremeyeceğimiz yönleri de var. Özellikle hani evrendeki ilk kara deliklere bakarken mesela ilk yıldızlarla birlikte kara deliklerin oluştuğunu görüyoruz. Galaksilerle birlikte kara deliklerin oluştuğunu görüyoruz. Bunları görebilmek için farklı bir dalga boyuna gitmek gerekiyor. O zaman da uzaydan gözlem yapmak gerekiyor. Atmosferin üzerine çıkıp. Bizim bu NASA'daki projenin asıl amacı işte bu galaksilerin, kara deliklerin ilk oluşumunu yani evrenin başından beri takip edebilmek. Efendim, Nisan ayında da yeni bir proje için çalışacaksınız yine. Evet, aslında o yeni değil, o daha eski. Ama devam ediyor ve de biz veri alacağımız için Nisan ayında çok heyecanlıyız. O da uluslararası bir proje. Ve de dediğim gibi hani kara deliklere bakmanın çeşitli yolları var. Bu da radyo teleskoplarını kullanarak baktığımız bir proje. Ve de biraz delice bir fikir gibi gelebilir ama şimdi fizik kanunları bize kara deliklerin ortasında kara bir deliğin olması gerektiğini söylüyor. Yani ışığı emdiği, hani bir ışığın bir noktada bitip ortasının boş olması gerekiyor. Bir simit gibi düşünün. Hani çevresindeki gazlar, yıldızlar bir yere kadar ışıyor, ondan sonrası ortası boş. Biz de dedik bunu kanıtlamak için ve de gerçekten bizim anladığımız gibiler mi? Bunu anlayabilmek için resmini çekelim dedik. Resmini çekmek ama kara deliğin çok zor. Yani ancak bir delinin kalkacağı bir iş. Biz işte 2000 yılından beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki teleskopları birbirine bağladık. Şu anda projenin içinde 9 ayrı teleskop var. Güney Kutbu'ndan işte Şili'nin dağlarına, Arizona'ya, Hawaii'ye, işte Alplere kadar yayılan ve de bunları farklı bir teknikle bağladık. Sanki tek bir teleskopmuş gibi davranabiliyorlar. Dolayısıyla biz kendi galaksimizin, Samanyolu'nun merkezindeki bizden 26 bin ışık yılı uzaktaki büyük kara deliğin resmini çekmek için şu an 10 günlük bir kampanya başlatıyoruz. 5 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sonlanacak. Ve de ondan elde edeceğimiz verileri tabii ki heyecanla bekliyoruz. Siz Dünya Kadınlar Günü için buradasınız. Yarın evet. 8 Mart. Aynı zamanda annesiniz, iki çocuğunuz var. Onlara yetişmeye çalışıyorsunuz. Öğrendiğim kadarıyla çok erken saatlerde işe başlıyorsunuz. Yoğun bir tempo. Aynı zamanda bir kadın olarak bir astrofizikçi olmak, hem işi hem bu kadar başarıyı ve çocukları bir arada götürmek, örnek bir insansınız. Nasıl teşekkür anlatırsınız? Ederim. Kurallı ve de hani planlı yaşamaya çalışan bir insanım. Günüme daha
daha çok şey sığdırabiliyorum önceden planlarsam. Ayrıca eşim de son derece destek olan bir insan bana. O da astrofizikçi. O yüzden ikimiz birbirimizin derdinden anlıyoruz. O kongrede olduğunda ben işte annelik ve babalık yapıyorum. Ben işte böyle bir toplantıda olduğumda, kongrede, seminerde, bilmem ne de olduğumda o annelik ve babalık yapıyor. Yani tamamen hani evin düzeni birimiz orada olmasak da işleyebilecek gibi kurduk. Ayrıca ben de hani sabah erken saatte kalkıyorum. İşte sağlıklı kalmak için devamlı işim, çünkü oturarak olduğundan hani bir spor yapmaya çalışıyorum. Çocuklarla işte en azından akşam yemeğinde birlikte olup okulda ne yaptınız, işte gününüz nasıl, arkadaşlarınız nasıl, öyle bir bağ kurmaya çalışıyorum. Hepimizin hayatında olduğu gibi bazen hani bu dengeleri tutturabiliyoruz, bazen ya işte biraz kaydı falan oluyor. Ama elimizden geleni yapıyoruz hepimiz. Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz size çalışmalarınızda. NASA'nın önemli bir projesinin başında Feryal Özel çalışmalarını sürdürüyor ve Dünya Kadınlar Günü için de Türkiye'deydi. Konuğumuz kendisi oldu. Söz tekrar size.